Evet, geldiler. Geldiler, Geldik gidiyoruz. geldiler. Nereye? Spora geçip spor. Neredeydiniz? Gezdirdin, tanemi Aynen. gezdirdin. He. Tanemciğim, beni bırakamaydı yavrum Bakarsın. benim. Canlarım hepinize selamlar. Ben de spora Tekrar. gidebilir miyim anneme? Tabii git. Git bebeğim. Benden izin alayım çocuğum bir yere gitmek için yavrum. Çünkü neden biliyor musun? Beni rahatsız olur hani bir şey olur diye korkuyor. Bir şey olmaz bana yavrum. Tamam bebeğim. Oy yavrum oy. Oturduğum yerden bir görev aldım. Şimdi bunları katlayacağım. Yıkanmış sepette getirdi. Sevilcan, en azından bunu yapabilirim. Evet, şimdi ayrımı yapıyor. Ben dürdüm, katladım. Tanemin Taneminkileri küçük küçük diye buraya koydum ben. Bunlar adet mi? Evet, temizlik başladı. Kolay gelsin. Benim ayağım çok şiş, az ayağımı dinlendirdim ben. Felaket sızdı ya şiş. Kalktım. Evet. Sabahtan böyle bir şeyler değil mi? Doğru düzgün yapmamıştık çayla kahvaltı. Sevecan da yapmamış galiba. Yeni yapacak şimdi. Aşko bana şuradan çikolata kabı verir misin? Aşko buyur aşko al yavrum. Al. Bu arada Ne? hepinize selamlar. Bilmiyorum yüzde selam verdim mi hepinize? Bu ne Selamlar. ya? Şimdi balkona çıktım, çay içiyorum. Güneş gene şuradan gözüme vuruyor. Şuradan vurmuyor. Ben de güneşe dönmüşüm. Kendimi arkadaş. Tam şöyle güneşe dönmüştüm. Ayağımı da şöyle koydum. Çok ağrıyor, çok. Şimdi yanımda hemen. Evet canlarım, akşam oluyor. Ben buradaydım gene. Oturuyordum. Böyle buraları izliyorum. Güneş geçti çoktan. Damat da geldi. Anne nasılsın dedi. Geldi, selamladı, gitti. Şimdi bir şeyler konuları gördüm de açıklama yapılsın lütfen deniyor. Sercan da Yasemin de arada kalınıyor deniyor. Aslında bunun açıklamasını şöyle yapmıştım ben. O zamanlar hani yürüteçten kalkamıyordum, şeye binemiyordum ya. Ha, buna binemiyordum ya. Buna burada alıştım. Yürüteçten kalkamadığım için orada da aslında onu açıkladım bilmiyorum ama onların evin biraz koridoru falan dar. Ben şeyle mesela yürütecide oradan gezemezdim. Yürütecide değil şeyle. Tekerlekli sandalyeyle tuvaletine de gidemezdim, gezemezdim de. Tabii ki ben yatacağım diye geldim dediğim gibi şeye. Ama yatmadım. Buraya da böyle ayak üstemen bir iki günlüğüne tatil gibi değişiklik olsun diye geldim. Yani dediğim gibi kimse bana şu an bakmıyor. Ben önüme bir bakılacak durumum yok. Önüme bir kaşık yemek gelirse onu yiyorum. Geliyor da Allah razı olsun. Tuvaletime şunu bulma kendim gidiyorum. Şimdi bugün zaten şeylerle konuştum. Sercanlarla konuştum. Onlar benden bekliyorlar güya beklentisi. Telefon açsın onlar bana söylesin diye. Şimdi biz Sercan'la oradan ayrılırken de konuştum. Bize geldi ya en son. Biz hastaneye gelirken o da geldi ya eve. Telefonum bakmaya. O zaman da oğlum dedim. Hatta bir akşam önce de Yasemin de gelmişti. Hep bir konuştum. Dedim ki ben şu ayağımdan bir gideyim. Orada bakayım duruma göre karar verilecek. Vereceğim. Eğer yatırırsa kalacağım. Yatırması oradan gelip giderim dedim ama ne orada yatsam sıra gelecekti ne burada kalsam sıra gelecek. Sıra uzun. Fizik tedavi sırası uzun.
olduğu için ben de birkaç günde buraya geldim, bir değişiklik olsun, hava değişikliği olsun diye. Şimdi bununla birlikte artık yürümeye alıştım ya, şişse de bacağım, alıştım. Çocuklara bugün çok mutlu oldular, söyledim, dedim ki cuma akşamından size geliyorum, pazar akşamı evime dönerim. Hafta sonu çocuklarımda olacağım, yani Sercanlarda olacağım. Sercan da çok sevindi, Yasemin de çok sevindi. Çok mutlu oldular. Onlar da aşağıya iğneye gidermiş, bebek için iğneye. O arada ikisi de bir aradaydı ben aradığımda. İkisini de aradım, söyledim zaten birbirine. Önce Sercan'ı aradım, Sercan ona söylemiş zaten. Sonra gelini aradım, o da dedi anne çok mutlu oldum dedi. Kızım dedim, iş yapamam, güç yapamam ama dedim, yani tuvaletime de gidebiliyorum dedim. Anne dedi, benim baştan beri dedi ben isterdim seni. Benim de dedi durumum öyleydi biliyorsun dedi. Baştan beri istiyordu zaten. Ben de Sercan'a ikimiz bir yük olmayalım diye gitmedim onu zaten. Buraya geldim. Ha, merdiven konusu vardı işte. Şimdi o uzun bir koridor var ya, en altta merdiven. Onunla giderim bununla. Ya da zaten bununla gitmeme gerek yok. Şeyle çıkarım. Yürütece binerim. Yürütece şey binerken yolda kapıda yürüyemem. Yürütece binerim, oraya kadar giderim. Sonra o merdivenleri tırmanarak çıkıyorum ben. Çıkarım asansöre. Asansörde onlar beni götürürler. İki günde onlarda kalayım. Çocuklar ne arada kalsın, ne bu kadar çok demiş koymuş var yavrum. Canlarım ya. Siz belki yazıları okumuyorsunuzdur. Çok demiş konuşlar var. Yok öyle yapsaydın, yok şöyle yapsaydın, yok açıklama yap. Yapıyorum. Cuma günü, cuma akşamı oradayım. Burada da tabii ki üzülüyorlar. Niye gidiyorsun diye. Tanem üzülüyor. Henüz Baran bilmiyor. Erkan da bilmiyor. Dün akşam Erkan'a dedim ben gideceğim dedim. Anne ne oldu dedi. Niye rahatlık batıyorsun? Dedim yok dedim oğlum, rahatlık batması falan değil dedim. Ayağım şişti dedim. Ayağım çok şişti dedim. Gideceğim dedim. Ve orada şişi geçecek mi dedi bana. Şeyde oturma odasında. Dedim yok dedim, ne bileyim yani canım sıkıldı. Eve gitmek istedim ama sonradan fikir değiştirdim. Çocuklarıma gideyim. Diğerine de gideyim. Yani şöyle yapmak istiyorum. Böyle bir dolaşıp eve öyle gideyim. Evden uzun süre çıkamayayım çünkü biliyorsunuz. Bir de gündüz de Melanya'na doğru gideyim. Anneme de ya aşağı yukarı çıkamam daha merdivene de. Anneme de Melanya'na çağırtırım. Melanya'nın da anneme de böyle bir sarılırım. Anneme de oralara bir görürüm. Göresim geldi. Tekerlekli sandalyeyle Melanya'ya da giderim. Beni dışarıda hani giderken erken çıkarım mesela. Oraya da giderim. Pazartesi yakalarsam erken çıkar giderim ama bilmiyorum pazar belki de akşama doğru oraya doğru gideriz işte. Yani ben böyle bir tura çıkmış oldum. Tura çıkmış oluyorum. Kendi kendime diyorum ki Esra dışarıda gezmeyi başarabilirsin. Ama yürüyerek değil. Yürüyerek evin içinde zor yürüyorum, çok şişiyor. Şiştiği zaman var ya adım atmam mümkün değil. Bacağımın olduğu gibi şiş. Bacağım bükülmüyor. Kız kolum ağrıdı. Kız benim şeyim de kırıldı ya. Uf. Arkadaş bana hiçbir şey dayanmıyor ki. Çantanın içinde kırıldı. Halı sap. Ha bunu takma. Selfie çubuğu. Dışarıda konuşma. Hani elime aldık da konuşma. Şu an elimde. Kendi elimde tutuyorum. Sapta tutmuyorum. Kolum ağrıdı. Buraya alsam elim görünüyor. Bak buraya alsam. Olmuyor. İşte diyecek oldum. Onların da yanına gideyim. Annem dediğim gibi annemin yukarısına gidemem çünkü oradan beni sürükleyecek şey o ara yerden şey girmez. O şeyli sandalye girmez oradan. O aralardan girmez. Oralardan sürünerek daha çıkamam ama dediğim gibi orada hem abimi görürüm. Abim gelir Melen oraya. Hemse az bir gün yüzü görmüş olurum. İyice bunaldım. İyice bunaldım. 3.5'a vuruyor. 3.5'a vuruyor canlarım. 3.5'a.
Kalbim niye bacağımda atıyor onu anlayamayayım. Ya bacağımın o kesik yerlerinde atıyor ya. Aynen kalp çarpıntısı gibi ayağıma çarpıntı vuruyor. Zokur 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 ediyor bu yanlar. Dombak dombak her yer. Ya Allah'ım sen beni bir an önce iyileştir Allah'ım. Bir an önce iyileştir ya Rabbim. Sevilcan da bu arada yemek hazırlıyor. Ben de bunu kısa olsun, ne olursa olsun bilmiyorum. Tabii ki kısadır. Tabii ki kısadır. Ben... He kızım. Ben şey yapayım. Kızım şeyi götürüyor ya. Çay içiyordum burada. Ben burada kapatayım. Uzun sözün kısası. İşte yarın çıkacak mıyız? Habirlere doğru gelecek miyiz? Çıkırız. Tamam. Bugün onlar gelsin. Yarın da ben abire doğru gezeceğim. Biraz arabayla. Yani arabayla derken şeyle, yürüteçle. Hal kapılarda biraz gezeceğim. Biraz yeşillik göreceğim. Kapıya çıktığım zaman kendi kendimi ben arabamı götürebileyim. Tekerlekli arabayı götürebileyim. Yani ona artık şey sağladım. Uyum sağladım. Şimdi şununla biraz ara sıra yalpalayayım. Abla düşecek gibi olayım ara sıra. Ayağımı bükemiyorum. Çünkü çok şiş olduğu için o yüzden. Neyse canlarım ben sizleri çok öpüyorum. Suyumu da yanımdan hiç eksik etmiyorum suyu. Bismillah. Bu sadece böyle bana ait oluyor. Evet canlarım ben sizleri çok öpüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sizler de diyorsunuz. Ben de biliyorum ki çok fazla şeyle damat hani haşır neşir değil yani ben çekmiyorum. Kendi kendime çekiyorum böyle. Konuşuyorum sizlerle sohbet ediyorum. Mesela sofrada olduğumuz zaman falan akşam yemeğinde çekmiyorum. Sevilcan çeksin. Ben şey yapmak istemiyorum. Sizi öpüyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın olur. Unutmayın canlar. Yani destek verin, abone olun. Bol yorumlar yapın, beğeni yapın. Yorumları beğenin. İşiniz çok ama sevabı çok. İşiniz çok zor. İşiniz hani çok zor. Beğenmek. Videoyu beğenmek. Yorumları beğenmek. Yorum yazmak. Videoyu izlemek. Bunlar çok zor gelebilir size ama sevabı çok. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.